Sevgili gençler merhaba. Analiz 1 dersimize hoş geldiniz. Bu dersteki konumuz fonksiyon kavramı. Öncelikle fonksiyon nedir? Fonksiyonun tanımı nedir? Onu vereceğiz. Daha sonra fonksiyon ile ilgili bazı temel kavramları ayrıntılı bir şekilde anlatacağız arkadaşlar. Öncelikle fonksiyon nedir? Ona bakalım. Şimdi arkadaşlar aslında fonksiyon kavram olarak şöyle bakabiliriz. Herhangi iki küme, boştan farklı iki küme arasındaki ilişki olarak ifade edebiliriz. Yani iki kümenin elemanlarını birbirine eşleyen belli kurallar çerçevesinde birbirini eşleyen kurala aslında biz fonksiyon diyoruz. Tanım olarak da şöyle verebiliriz. A ve B boştan farklı iki küme olmak üzere A'nın her x elemanını B'nin bir ve yalnız bir Y elemanına eşleyen bağıntıya tabi bunu soyut matematik dersinde ilerleyen zamanlarda ele alacağız. Yani aslında fonksiyon özel bir bağıntı çeşidi. Her fonksiyon bir bağıntı, her bağıntı bir fonksiyon olmuyor. Bunu tabi orada anlatacağız. O soyut matematiğin konusu arkadaşlar. Biz burada bağıntı deyip geçeceğiz. Y elemanına eşleyen bağıntıya A'dan B'ye bir fonksiyon denir. A'dan B'ye bir fonksiyon denir. Şimdi burada açıklamamız gereken bazı özellikler var arkadaşlar. Bazı ifadeler var. A'nın her elemanını B'nin bir ve yalnız bir elemanına, bir Y elemanına eşleyen bağıntıya A'dan B'ye bir fonksiyon diyoruz. Şimdi burada A'nın her elemanı, öncelikle aslında şöyle bir açıklama da yapalım, sonra bunu söyleyelim. Burada A'ya tanım kümesi, B'ye ise değer kümesi denir. Yani fonksiyonun değer kümesi denir. Yani fonksiyon burada hangi değerler alıyor, hangi değerleri hangi küme üzerinde tanımlı. Burada A'ya tanım kümesi, B'ye ise değer kümesi denir. Şimdi A'nın her elemanı demek ne demek? Bize verilen herhangi bir bağıntının fonksiyon olabilmesi için A tanım kümesinde herhangi bir boşta eleman kalmaması gerekiyor. Yani A'nın her elemanı demek bu demek. Yani A'da görüntüsünü bulamadığımız hiçbir eleman olmaması gerekiyor. B'nin bir ve yalnız bir elemanına Y elemanına eşleyen demek ise her bir elemanın tek bir görüntüsü olabilir arkadaşlar. Yani burada ifade etmek gerekir ki hani Türkiye'de işte herhangi bir senede YKS sınavına hazırlanan öğrencilerin kümesi işte Ö olsun. Türkiye'de yerleşen üniversitelerde Ü olsun arkadaşlar. Şimdi bunun bir fonksiyon olabilmesi için o sene Türkiye'de YKS sınavına hazırlanan öğrencilerin tamamının üniversiteye yerleşmesi gerekiyor. Yani fonksiyon olabilmesi için herkesin o sene herhangi bir üniversiteye, herhangi bir bölüme yerleşmesi gerekiyor ki fonksiyon olabilsin. Yani tanım kümesi boşta eleman kalmaması bu demek. Ayrıyeten B'nin bir ve yalnız bir elemanı demek ise arkadaşlar Türkiye'de yükseköğretim kurumları kanunu gereği bir kişi tek bir örgün üniversitede okuyabilir. Yani bir kişi aynı anda farklı örgün olarak tek bir üniversitede okuyabiliyor arkadaşlar. Yani farklı üniversitelerde okuyamaz. Canım sıkıldı biraz A'ya gideyim biraz B'ye olmaz. O yüzden burada bir ve yalnız bir Y elemanı eşlemek demek bir elemanın farklı
iki tane görüntüsü farklı, iki tane değeri aldığı nokta olmaması lazım. Yani aslında burada ilerleyen zamanlarda buna iyi tanımlılık da diyeceğiz yani aslında. Bu buradaki bir ve yalnız bir Y elemanın eşlemesi iyi tanımlılık oluyor. Yani bu bağıntı iyi tanımlı yani demek ki. Bu şekilde arkadaşlar. Fonksiyonların gösterim türleri var şimdi. Mesela bir fonksiyonu biz işte bir Venn şeması ile gösterebiliriz. Yani işte Venn şeması çizip A'dan B'ye işte burada elemanlarımızı 1, 2, 3, A, B, C, D. Burada arkadaşlar işte eşleme bu şekilde gösterebiliriz. Bu Venn şeması yöntemiyle gösterme. Burada tabii ki hangisinin tanım kümesi, hangisinin değer kümesi olduğunu belirtmek için ok işaretiyle böyle gösteriyor. Zaten fonksiyonda şöyle gösteriyor arkadaşlar. Onu unutmuşuz. A'dan B'ye şeklinde de gösterilir. Ok işareti nereden başlıyorsa o tanım kümesi, nerede bitiyorsa o işte uç kısmı neresi gösteriyorsa o da değer kümesi oluyor. Görüntü kümesini birazdan söyleyeceğiz. Görüntü kümesi ile değer kümesi farklı şeyler. Onu söyleyelim. Her zaman aynı olmuyor. Aynı olduğu durumlar var arkadaşlar. O zaman zaten örten ki örten diyeceğiz yani. Evet. Şimdi arkadaşlar burada birinci gösterim türümüz Venn şemasıyla. İkinci gösterim türümüz bağıntı olarak olur arkadaşlar. F bağıntısı şu. Çünkü bir bağıntıdır fonksiyon. Şöyle yapabiliriz. İşte 1'e A şeklinde sıralı ikili. Birincisi tanım kümesinde geliyor. İkincisi değer kümesindeki eleman. 2'ye B, 3'e C şeklinde de arkadaşlar gösteriyoruz. Bu da bağıntı tür şeklinde gösterilmesi. Bir de işte herhangi bir ne diyelim arkadaşlar cebirsel olarak ifade edilmesi var. İşte A alt küme reel sayılardan reel sayılara tanımlı. X'i alıyor f(x)'e götürüyor. Bu da x artı 1 yani öteleme fonksiyonu şeklinde böyle bu şekilde tanımlayabiliriz arkadaşlar. Bu da cebirsel. Bu bağıntı versiyonu oluyor. Bağıntı versiyonu bu da cebirsel olarak ifade edilmesi oluyor arkadaşlar. Burada işte A'ya tanım kümesi, B'ye değer kümesi dedik burada arkadaşlar. Bir de görüntü kümesi dediğimiz bir kümemiz var. Şimdi aslında herhangi bir x elemanını aslında ne yapıyor bu fonksiyon? Alıyor, y'ye götürüyor. Bu da fx şeklinde gösteriyoruz. Aslında bu gösterim şu demek. X elemanının f fonksiyonu altındaki görüntüsü y demek arkadaşlar. Bu şekilde. Yani y elemanı herhangi bir x elemanının görüntüsüne eşit oluyor. Yani o fonksiyon altındaki değerine eşit oluyor aslında. Burada şöyle o zaman her bir x için bunu yapmamız gerekiyordu. Bu her bir x için bunu yaptığımızda da şunu elde ediyoruz. A görüntü kümesini elde ediyoruz arkadaşlar. FA da nelerden oluşuyor? FX'lerden oluşuyor. Öyle ki burada x elemanı A. Bu küme arkadaşlar değer kümesinin alt kümesi. Buna görüntü kümesi diyoruz. Yani görüntü kümesi dediğimiz olay tanım kümesinin her bir elemanının f fonksiyonu altındaki değerlerini alarak oluşturduğumuz kümeye de görüntü kümesi diyoruz. Her zaman görüntü kümesi değer kümesinin alt kümesine oluyor fakat eşit de olabilir ama her zaman eşit olmuyor. Eşit olduğunda zaten örten fonksiyon diyeceğiz. Bu ayrı bir olay arkadaşlar ama kesinlikle görüntü kümesi değer kümesinin bir alt kümesi oluyor. Burada gösterdiğimiz x değişkenine bağımsız değişken diyoruz. Bağımsız değişken diyoruz. Tabi bu kavramlar nerede önemli? Türevde de önemli olacak. Buna da bağımlı değişken diyoruz. Çünkü x'e bağlı olarak değişiyor arkadaşlar. Burada aslında cebirsel olarak yazdığımız, cebirsel olarak ifade ettiğimiz bu değere de aslında açık gösterimde bazı kitaplarda açık yazılım, açık gösterimde deniyor arkadaşlar. Evet. Fonksiyonun özü bu. İki küme arasında elemanlar arasında birebir bir şey iki küme elemanlar arasında bir eşleme yapıyor. Eşleme yapan bu bağıntıya da fonksiyon diyoruz. Buradaki değerler çok önemli çünkü temeli bu.
Gösterim çeşitleri çok ele alınmaz üniversitede. Tanım verilip geçilir ama arkadaşlar, biz burada gösterim türlerini ifade ettik. Venn şeması şeklinde olabilir, bağıntı şeklinde olabilir veya cebirsel olarak veya diğer bir ifadeyle açık yazılım, açık gösterimi diyoruz. Açık bir şekilde ifadesi diyoruz. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar, fonksiyon kavramı böyle. Dediğimiz gibi fonksiyon, her şey bir fonksiyon olmayabilir. Aslında bizim biraz önce tanımladığımız fonksiyon değil. Fonksiyon olması için dedik ki her bir öğrencinin yerleşmesi gerekiyor. Mutlaka üniversiteye yerleşemeyen oluyor. Çünkü üniversitelerin kontenjanı belli arkadaşlar. Onun haricinde işte Türkiye'deki iller ile 1'den 81'e kadar olan sayıları düşündüğümüzde birebir örten bir eşleme yapabiliyoruz mesela burada. Her bir ili bir plaka karşılık getirebiliyoruz. Bu şekilde. Onun haricinde hep klasiktir, anlatılır. İşte çocuklar ile annelerini eşleyebiliyoruz. İşte her çocuğun bir annesi vardır. Ama zaten bir çocuğun tek bir annesi olabilir. Birden fazla annesi olamaz biyolojik olarak. Hep bu şekilde anlatılır zaten. Veya işte bizim verdiğimiz örnek şeklinde olabilir. Evet, yani bu tek fonksiyon kavramı böyle. Mesela işte neler olabilir? Her bir geometrik şekle bir noktalar kümesi birebir bir eşleme yapabiliyoruz. Mesela işte reel sayılar ile sayı doğrusu arasında bir eşleme yaparak aslında sayı doğrusunu oluşturuyoruz. Bu da bir fonksiyon yardımıyla yapabiliriz bunu yani. Öyle çok aşina olduğumuz, aklıma ilk, yani ders anlatırken ilk aklıma gelen bunlar arkadaşlar. Şimdi fonksiyonlarla alakalı başka diğer temel kavramlarımızı verelim. Bazı ifadelerimiz var. Onları sizlerle paylaşalım. Şimdi arkadaşlar, fonksiyonların genel tanımını verdikten sonra bizim aslında ilgileneceğimiz reel değerli fonksiyonlar olacak. Reel değerli demek ne demek? Değer kümesi reel sayılar olan demek arkadaşlar. O yüzden işte burada şöyle diyelim tanım olarak, işte A, B alt küme, R alalım. F fonksiyonu A'dan R'ye tanımlı olsun. Ve G de yine A'dan R'ye tanımlı olsun arkadaşlar. Reel değerli iki fonksiyon olsun. Yani kalkülüs 1-2'nin ilgilendiği arkadaşlar fonksiyonlar reel değerli fonksiyon, ikili fonksiyon olsun. Burada değer her x elemanı A için birinci vereceğimiz eşit fonksiyon fx eşittir gx oluyorsa, tanım kümesindeki her eleman için oluyorsa arkadaşlar, bu iki B, bu pardon, bir burada şeye olsun yani, burada tabii tanım kümeler aynı olması gerekmiyor. Aslında yani B de olabilir yani burada. B'den R'ye diyelim. Reel değerli fonksiyon olsun. Fx eşittir Gx oluyorsa bu fonksiyonlara eşit fonksiyonlar. Eşit fonksiyonlar değil ama burada bir dakika, şimdi tanım kümesini kere ise için oluyoruz da, burada tanım kümeler aynı olacak arkadaşlar, pardon. Evet. Evet, fonksiyonlar eşit fonksiyonlar denir arkadaşlar. Birinci kavramımız bu. Tanım kümesindeki, yani burada B almamızda fark yok. Aynen, bunu bu şekilde yapmayalım arkadaşlar. Bunu silebiliriz. Buna gerek yok. Evet. A alt küme R alalım. A'dan R'ye, G'ye de A'dan R'ye olsun. Reel değerlik fonksiyon olsun. Yani her x eleman A için fx eşittir Gx oluyorsa, tanım kümesindeki her eleman için oluyorsa fonksiyonlar eşit fonksiyonlar diyoruz arkadaşlar. İkinci tanımımız ise sabit fonksiyon. İşte fx eşittir C, C burada sabit oluyor ise F fonksiyonuna sabit fonksiyon diyoruz. Yani ne verirsen ver aynı değere eşit oluyor arkadaşlar. Sabit fonksiyon denir. Üçüncü özelliğimiz ise F fonksiyonu eğer A'dan A'ya tanımlı, yani A'dan A'ya tanımlı fx eşittir x ise, bu klasik birim fonksiyon denir buna. Birim
fonksiyon denir. Ya da diğer ismiyle özdeş fonksiyon, birim özdeşlik fonksiyonu da deniyor. Bazen hatta fx yerine ix ile de gösteriliyor arkadaşlar. Ix eşittir x. Her elemanını kendisine götüren fonksiyon. Sabit fonksiyon ise her bir fonksiyona hep aynı değere götüren fonksiyon da sabit fonksiyon oluyor. Eğer c değeri burada sıfırsa sıfır fonksiyon ismini de verenler oluyor arkadaşlar. Evet. Şimdi burada dördüncü özelliğimiz ise arkadaşlar her x elemanı a için tanım kümesi için fx mutlak değer fx küçük eşit m olacak şekilde bir m büyüktür 0 sayısı varsa üstten sınırlıdır denir. Üstten sınırlıdır diyoruz arkadaşlar. Diğer 5. de ise her x elemanı a için mutlak değer fx. Burada mutlak değer olmasına gerek yok arkadaşlar. Mesela şöyle fx büyüktür m olacak şekilde bir m sayısı varsa burada m sayısı varsa alttan sınırlı oluyor arkadaşlar. Alttan sınırlı olur. Diğer bir tanımımız ise 6. tanım olarak hem üstten hem de alttan sınırlı fonksiyona kısaca sınırlı fonksiyon denir arkadaşlar. Bir fonksiyon hem alttan hem üstten sınırlı olmak zorunda değil. Zaten çoğu fonksiyon sınırlı değildir. Yani böyle bir m sayısı bulamayız. Bu şekilde üstten sınırlıdır, alttan sınırlıdır. Hem üstten hem alttan sınırlıysa da sınırlı fonksiyon diyoruz. Bir de fonksiyonun kısıtlanışı var. Şimdi mesela 7. de burada artık şöyle yapabiliriz. İşte a, b, alt küme, r şimdi alabiliriz artık arkadaşlar. Bu durumda ve a alt küme b olmak üzere f b'den r'ye fonksiyonunun f a'dan r'ye f a'dan r'ye ya da işte g diyelim farklı olması için g a'dan r'ye her x elemanı a için fx eşittir gx olacak şekildeki g a'dan r'ye fonksiyonuna f'nin a'ya kısıtlanışı denir. Burada arkadaşlar iki farklı kümemiz var. Reel sayıların biri diğerinin alt kümesi. Eğer biz büyük kümeyi küçük kümeye kısıtlıyorsak yani büyük küme yerine tanım kümesi olarak küçük küme olan daha yani diğerinin alt kümesi olan öyle ifade edelim. Bir fonksiyon bulabiliyorsak buna işte f'nin kısıtlanışı diyoruz. Evet arkadaşlar yani burada temel tanımlamalarımız bu şekilde. Fonksiyon çeşitlerimiz var. Onu zaten ileride yine anlatacağız. Yani artık tabi burada bazılarını bahsettik de birim fonksiyon, işte sınırlı fonksiyon, ondan sonra pardon özür dilerim sınırlı fonksiyon değil birim fonksiyon, sabit fonksiyon bunları ifade ettik. Yani geriye zaten işte örten fonksiyon, birebir fonksiyon kaldı arkadaşlar. Bunları da ilerleyen zamanlarda ilgili yerlerde bahsedeceğiz. Onun haricinde mesela fonksiyonlarda yine toplama 4 işlem yapabiliriz. Ama burada fonksiyonlarda toplama, çıkarma yapabilmemiz için fonksiyonlarda 4 işlem diyelim biz kısaca. Bu 4 işlem yapabilmemiz için arkadaşlar tanım kümesi aynı olması gerekiyor. Değer kümesi aynı olması lazım ki toplama, çıkarma yapabilelim. Yani mesela bir f fonksiyonu a'dan r'ye yine
G fonksiyonu da A'dan R'ye ise ben işte F artı G A'dan R'ye oluyor. Ve Fx artı Gx de arkadaşlar şöyle tanımlanıyor kısaca. F artı Gx oluyor. Veya çıkarmada da bu şekilde tanımlayabiliriz. Ama dediğimiz gibi burada kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar şu olması lazım. Hani tanım kümeleri ve değer kümeleri aynı olması lazım. Veya mesela işte çarpım tanımlamak istiyorsak F çarpı G A'dan R'ye bir fonksiyon olup işte Fx çarpı Gx kısaca şöyle tanımlanabiliyor. F çarpı Gx şeklinde tanımlanabiliyor. Bölmede yalnız bir şey dikkat etmemiz tabii gerekiyor arkadaşlar burada. Yine bölme kavramını tanımlayabilmemiz için Fx bölü Gx fonksiyonunu tanımlayabilmemiz için şöyle oluyor. F bölü Gx şeklinde tanımlıyoruz ama burada tabii ki Gx sıfırdan farklı olması lazım ki rasyonel ifade tanımlı olsun. Tabii buradaki amaç kesinlikle şart bu arkadaşlar. Veya yine bir fonksiyonu çarpmak demek işte şöyle tanımlanıyor. İlk önce fonksiyonu çarpıp yine fx yerine yani fx değerini bulup c sayısıyla çarpıyoruz. Skaler ile çarpım oluyor bu. Toplama, çıkarma, toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve skaler ile çarpım bu şekilde arkadaşlar. Ama tabi burada bölmede tek dikkat etmemiz gereken şey bir rasyonel sayının tanımlı olabilmesi için kesinlikle paydasının sıfırdan farklı olması gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde olsun ki biz o fonksiyonu ne yapabilelim? Bölümünü tanımlayabilelim. Yani bakacağız şimdi bize verilen fonksiyonda tanım kümesinde paydayı sıfır yapan bir değer varsa kesinlikle mesela atıyorum gx'i sıfır yapan bir değer varsa fx bölü gx tanımlanamaz ama gx bölü fx belki tanımlanabilir. Hani hangisini o da olabilir. Yani mesela hangisini sıfır yapmıyorsa o paydaya geçip diğeri pay olarak tanımlanabilir. Yani çünkü bir rasyonel sayının bir kesirde pay sıfır olabiliyor. Yeter ki payda sıfır olmasın arkadaşlar. Bu şekilde tanımlamalarımız, temel özelliklerimiz mevcut. Evet. Evet temel arkadaşlar bu şekilde. Önemli olan fonksiyon kavramını iyi kavramak lazım. Tabii ki boştan farklı küm üzerinde tanımlanıyor. Temel değerlere dikkat etmek gerekiyor. Çünkü her yani kalkülüsün temel arkadaşlar fonksiyonların limiti. Ondan sonra işte türevi, integrali bu şekilde olacak arkadaşlar. Bunu bu şekilde ele alacağız ki sonuçta ileride fonksiyonların temelini yatmazsak bu konularda sıkıntı yaşayabiliriz. Ama tamamen dediğimiz gibi ele alacağımız tüm fonksiyonlar reel değerli olacak. Yani değer kümesi reel sayılar olan fonksiyonlar olacak. Evet arkadaşlar bu dersimiz bu kadar. Bu dersi analiz 1-2 işte birinci ders şeklinde kanalda bulabilirsiniz arkadaşlar. Zaten oynatma listesi yaptım. Orada ayrıntılı bir şekilde tüm dersleri bulabilirsiniz. Evet bu videolar karşınıza ne zaman çıkar onu bilemiyorum. Karşınıza çıktığında abone olarak beğeni yaparak destek verirseniz seviniriz. Daha fazla kişiye ulaşmasına vesile olmuş oluruz arkadaşlar. Onun haricinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.